Magazinde yazın, özel haberleri kadar editörlerimizin hazırladığı haber dosyalarını da severek izlediğinizi biliyoruz. Editörlerimiz bu kez ünlülerin rol aldığı ilk dizileri araştırmış. Hep birlikte izleyelim. Her şeyin bir ilki vardır. Ünlü oyuncular da bir anda bu şöhrete kavuşmadılar tabii. Ekranların sevilen isimlerinin ilk oynadıkları dizileri Magazinde olarak sizler için araştırdık. Serenay Sarıkaya ile başlıyoruz. Güzel oyuncu 2006 yılında Şaşkın adlı filmde rol alarak kariyerine başlamıştı. Bu film onu 2008 yılında Peri Masalı adlı dizinin başrolüne kadar taşıdı. Sarıkaya dizide Talya isimli bir iyilik perisini canlandırıyordu. Bugünkü dersimizin konusu sahte aşk sihirleri. Sihirle elde edilen aşk sahte aşktır. Şimdi lütfen kitaplarınızın sayfasına göz atacak olursa... Seda Bakan'ı ilk olarak Kanal D ekranında yayınlanan Sana Mecburum adlı dizide gördük. Romantik komedi türünde çekilen dizi başarı grafiği düşüşe geçen bir popstarın yaşadığı sıra dışı aşk öyküsünü anlatıyordu. Sen bu aşktan habersizsin. Doğuş'a Seda Bakan, Ali Sunal, Nihat Nikerel, Mehtap Bayrı ve Ozan Dağgez gibi yetenekli oyuncular eşlik etmişti. Seda Bakan bu dizide güzelliği ve oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Bir duysan sana nasıl? Diğer 2001'i gösterirken ekranlarda Haldun Dorman, Kenan Işık, Gülben Ergen ve Seray Severli kadrosuyla o döneme damga vuran Dadı dizisi ortalığı kasıp kavuruyordu. Bu dizide evin büyük kızı Dilara'yı ise Sinem Kobal canlandırmıştı. Sen de istersen erkek arkadaşını getirirsin. Dilara'nın erkek arkadaşı yok ki. Hiç olmadı mı? Kimse beni fark etmiyor. Sen her insan fark ettikleri için tüyüyorlar. O yüzden sevgilim yok. Dorman tiyatrosunda başlayan kariyeri Sinem Kobal'a Dadı dizisinde rol almasını sağlamıştı. O diziyle şöhreti yakalayan güzel oyuncu hala ekranların aranılan yüzleri arasında. Çok gösterişli. Herkes bana bakacak. Ne var, bakarsa baksın, sen çok güzel bir kızsın. Bilmem. Ben bu işleri senin kadar iyi bilmiyorum. Ben yanındayım ya işte. Senin bu güzelliğine, bu duruluğuna benim tecrübem eklenince ortada hiçbir problem kalmayacak. Haluk Bilginer ve Türkan Şoray'ın başrolünü paylaştıkları Tatlı Hayat dizisi o dönemde sunuculuk yapan Gökçe Bahadır'a oyunculuk kapısını aralamıştı. Merhaba, ben Fulden. Valla ne yapacağını bilmiyorsan Feraye gerçekten boşuna endişeleniyor demektir. Fulden, ne işin var senin burada? Aşansın varmış ki bana eve gideceğinizi söylemiştiniz. Peki adresi nereden buldun? Aşansın varmış ki yanında şirketin rehberi vardı. E peki benim bu dairede olduğumu nereden bildin? Aşansın varmış ki kapıcınıza rastladım. Oo, maşallah. Bugün şanslı gününüzdesiniz bakıyorum. Diziye konuk oyuncu olarak katılan Gökçe Bahadır'ın daha sonra kariyerinde emin adımlarla ilerlediğine hepimiz şahit olduk. Bir sıkıntıyı çekiyorum ki. Dişçim de beni Paris'e götürmek için can atıyor. Peki Recai Bey'e ne diyeceğiz? Dişlerini yaptırmaya gitti dersiniz. Almanya Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi Sosyoloji bölümünde okurken dizi teklifleri alınca okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, ilk olarak 2005 yılında yayınlanan Edison gibi usta oyuncuların yer aldığı Asla Unutma adlı dizide rol alıyordu. Ne razı olmazlarsa... Beni bir otele falan yerleştiremez misin? Kızım, bunun için para lazım. Sana inanmıyorum Mert ya. O kadar da mı paran yok? Kredi kartlarımı babam ödüyor. Ekstrelere bakınca nelere harcadığımı görür. Vakit param da yok. Ve seni de tek başına kötü ucuz bir otele götüremem. Bu nasıl zenginlik anlamıyorum. Çünkü zengin olan ben değil, babam. Dizide Pınar karakterine hayat veren Fahriye Evcen, daha sonra hayatını bir anda değiştirecek olan Kanal D'de reyting rekorları kıran Çalıkuşu dizisinde kendisini bulmuş ve orada tanıştığı rol arkadaşı Burak Özçivit'le daha sonra hayatını birleştirmişti. Soracak mısın bana? Özçivit ise -18 adlı ilk dizisinde bir polis memurunu canlandırmıştı. Ne oldu? Var mı şey? Yok, yok işte, Allah kahretsin. Ben de bir şey bulamadım. Oo, bayıldım bakıyorum. Neredeler lan? Ha? Konuş, söyle. Bilmiyorum. Bana bir şey söylemezler. Bak aslanım, Selim'in ipi çekildi. O bitti artık. Sen kendini kurtar.
Söyle kurtul. Bir yıl Amerika'da eğitim gördükten sonra Türkiye'de bir üniversiteden yönetim bilimlerinden mezun olan Özge Özpirinç'i ilk olarak Kavak Yelderi dizisinde konuk oyuncu olarak kariyerine başladı. Onu kaybettim. Her şeyimi kaybettim. Hayatım bir anlamı yok artık benim için. Ne kaybetmesi ne kazanması Deniz ya. Daha dur bitmedi. Hayatın bitti öyle mi? Bu yaşadıkların mı bitirdi senin hayatını? Hayat öyle bitmez tamam mı? Bir gün gelir bir tokat gibi suratına çarpıverir. Merve Bolur tiyatro bölümünde bir süre oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 2006-2007 yılları arasında fantastik gençlik dizisi Acemi Cadı'da Ayşegül adlı başrol karakteriyle aramıza girmişti. Ülke Hoca biraz uçuktur böyle. Hele karısı evden kaçtığından beri hep dönüştü. Şey benimle eş olmak... Selim hadi eş oluyoruz. Hem bak görürsün çok eğleneceğiz. Birçoğumuz onu Kavak Yelleri dizisiyle tanısak da Kanal D'de yayın hayatına başlayarak uzun süre ekranlarda kalan Hayat Bilgisi adlı dizide ilk kez onu tanımıştık. Azal karakterini canlandıran o kişi ise Aslı Enver'den başkası değildi. Ben okulunuza yeni kaydoldum da. Öyle mi? Hoş geldin gel. Gel bakalım sen şimdi istediğin boş yere geçip oturabilirsin. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin reyting kralı, senarist, yapımcı koskoca Birol Güven İstanbul'da onca oyuncu dururken Ankara'dan üstelik hiç tecrübesi olmayan genç bir tiyatro oyuncusuna başrol verecek. Üstelik dizideki isimlerden Türkiye'nin en medyatik sanatçısı Hülya Avşar ve usta oyuncu Cihan Ünal gibi isimlerin karşısında ona yer veriyorsunuz. Çok daha gerçek. Benimle evlenir misin? İnanamıyorum. İnan. Eşim olmanı istiyorum. Karım olmanı. Peki. Kadın İster Sağdı dizide Alev karakteriyle bir anda kendisini kameralar karşısında gören bu isim Deniz Çakır'dı. Dizide aldığı bayrağı hala taşıyor güzel oyuncu. Olmaz. Ben kızlarınla aynı evde kalamam. Dünyada olmaz. Sadece bir süre için. Daha sonra ayrı eve çıkacağız. Söz. Kesinlikle olmaz. Biz böyle konuşmamıştık. Hayatım. Kızlarım gerçekten çok iyidir. 2004 yılında üniversitede okuduğu sırada başvurduğu Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışma programına katılarak Engin Akgüreğin ardından ikinci oldu Beren Saat. Beren tipin güzeldi bugün ama değişimlerini yapmıyorsun. Şeyi çok güzel sattın. Kahraman Dakota'dan geliyorum esprisini çok güzel sattın. Yarışmayla şöhretin kapılarını aralayan Beren Saat aynı yıl Aşkımızda Ölüm Var adlı diziyle ilk kez kameralar karşısına geçti. Onu belki de senden daha çok özledim. Ablam. Ha. Alo abla. Gürkan'la seni konuşuyorduk tam. Hı-hı. Neredesin? İşlerim henüz bitti. Valizimi hazırlayıp hemen çıkıyorum. Hızlı gelme ne olur yavaş sür arabayı. Ama fazla da gecikme. Arabam onarımda olmasa yolu çoktan yarılamıştım. İkinizi de öpüyorum bay bay. Şöhret basamaklarını hızlı bir şekilde çıkan Beren Saat, Kanal D'de bir dönem fırtınalar estiren Kıvanç Tatlıtuğ'la başrol oynadığı Aşk-ı Memnu adlı dizide Bihter karakteriyle kariyerinin doruk noktasını yaşamıştı. Sonuna geldik Behlül. Hayır bunu ona yaptım kabul edemem. Ona bu acıyı yaşattığımı kabul edemem. Saklanacak hali kalmadı. Beren Saat'in ikinci olduğu yarışmada birinci olan Engin Akgürek ise Ege'nin iki kıyısından, Türkiye ve Yunanistan'dan iki gencin aşklarının öyküsünün anlatıldığı ve yine Kanal D'de yayınlanan Yabancı Damat adlı dizide şöhreti yakalamıştı. Anna. We talk telefon. Ah yes, how are you? Fine, fine. Are you going? Yes, I have to. Ulan anlaşıldı dün niye kayboldu? Tek hayali basketbol ve NBA olan Kıvanç Tatlıtuğ'sa bir kulüpten gelen teklifi kabul ederek 2 sene forma giydi. Daha sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da oynayan oyuncu geçirdiği sakatlık sebebiyle basketbolu bırakmak zorunda kaldı. Mankenliğe adım atmasıyla birlikte Kıvanç Tatlıtuğ bir anda kendini podyumlarda buldu. 2002'deki yarışmada dünyanın en iyi mankeni seçilen Kıvanç Tatlıtuğ için artık her şey kolaylaşmıştı. Hem sempatik hem yakışıklı, doğrusu çok berttir delikanlı, bir gülüşüyle kalbimi çaldı, seviyorum. Yıllarda toy bir delikanlı olan Çağatay Ulusoy, 12 yıldır ekranlarda olan ve Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizide figüran olarak rol almıştı. Geç oldu saat. Eve gitmem lazım. Akşam oldu değil mi? Annemler merak eder. Fırça yemeyelim şimdi durup dururken. Yemezsin canım. Biz konuşuruz istersen. Hatta istersen bizde kalabilirsin bu akşam. Bilgisayar oynarız, film izleriz. Ayıp olur.
olur size canım. Ne gerek var? Şu sıralar Hakan Baş'la evlilik hazırlığı içinde olan Bensu Soral 2012 yılında 21 yaşında bir genç kızken Yol Ayrımı adlı dizide rol alarak şöhret olma yolunda ilk adımı atmıştı. Ayşe'ciğim. Günaydın, nasılsın bakalım? Sayenizde çok iyiyim efendim. Müsaadenizle. Aa, hadi ama. Hala küs müyüz? Senin için ısmarladığım yeni kitapları görünce bakalım küs kalabilecek misin benimle? Ben geç kalıyorum, sonra görüşürüz, tamam mı?